Hikmet Genç, teröristin hiç mi suçu yok? AK Parti iktidarı birlikte faşizan Stötiko'nun kaleleri tek tek düşerken, vesayet rejimi çökerken, uluslararası sermayeye göbekten bağlı oligarklar ve dahi baronlar bu ülkenin kaynaklarını Anadolu ile paylaşmak zorunda kalırken, yenilmişlik, ezilmişlik psikozuna girdiler. Lakin bugün yaşadıkları şey bunun da ötesinde. Çok ağır bir psikolojik travma yaşıyorlar. Eskilerin tabiriyle sadme-i nagehana düçar oldular. Amiyane tabiriyle kafayı sıyırmışlar, gözleri dönmüş. Bunlar felaketler, krizler, iç savaş, ülkenin batması vesaire ne pahasına olursa olsun yeter ki Erdoğan gitsin, AK Parti bitsin kafasını yaşıyorlar. Kısaca Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı millet ve devlet düşmanlığına dönüşmüş durumda. Günlerdir düşünüyorum. Adliyede savcının odasını basıp kafasına sıkıp onu şehit edenlere kim, neden terörist diyemez? Elde silah adliyeyi basmak, savcıya sıkmak başka hangi durumlarda meşru müdafaa hakkıdır? Adliyede savcıyı rehin alan teröristler neden CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nu ara bulucu olarak çağırmışlardır? Canlı bomba Elif Sultan Kalsen'in mağdur ilan edildiği CHP'nin 2012 Nisan ayı insan hakları ihlalleri raporunun altındaki isim Sezgin Tanrı kulu olduğu için mi? Peki bazı sanatçı müsveddeleri neden adliyede bir savcının kafasına sıkan teröristlere terörist diyemez? Yeri geldiğinde hepsi Fransız Charlie Hebdo olur neden yerli savcı kiraz olamazlar? Sanatçı olarak halka mal olmak yerine halka rağmen mal oldukları için mi? Gezi medyası bu teröristleri neden kutsar? Gezi olaylarında sokak şiddetini, vandalizmi en iyi uygulayan örgüt üyeleri oldukları için mi? Teröristlerin poz verip gönderdiği savcı kirazın başına silah dayanmış haldeki fotoğrafı neden manşetten yayınlar bazı Baba Ali puştları? Şehit savcının çoluğuna, çocuğuna, ailesine ve dahi milletin yarasına tuz basmak için mi? Vicdanları kanatmak için mi? Terörün ve teröristlerin propagandasını yapmak için mi? Kılıçdaroğlu neden bunların alnından öper? Valinin devlete uzanan eller kırılır sözüne karşılık neden bazı CHP'li vekiller hayır kıramazsın der? Neden CHP'li bir vekil savcıyı şehit eden teröristler için terörist diye ifade ettikleri der? Yeri geldi cuntacı oldunuz, Yeri geldi çapulcu oldunuz. Yeri geldi maklubeci oldunuz. Yeri geldi Şarlie Hebdo oldunuz. Amiral gemisiyle okyanusa açılan cumhuriyetin zamane sözcüleri oldunuz ve bugün de bizim teröristimiz iyidir diyorsunuz. Yahu tamam gözünüz dönmüş olabilir de. Odasını basıp adliyede savcı şehit eden teröristlere hangi akıl, hangi siyaset, hangi ilke, hangi insanlık, hangi vicdan sahip çıkabilir? Ulan Teröristin hiç mi suçu yok? Hikmet Genç, Yeni Şafak